15 Temmuz'u unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı her vesileyle dile getiriyoruz. Çok şükür birinci yıl dönümünde milletçe hiçbir şekilde unutmadığımızı ve hiçbir şekilde de unutturma niyetimizin olmadığını ortaya koymuş olduk. 15 Temmuz Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi. Bir tarafında Anadolu topraklarının görmüş olduğu en büyük ihanet hareketlerinden birisi. Diğer tarafında da 15 Temmuz akşam saatlerinden, gece saatlerinden başlayarak 16 Temmuz'un sabahın ilk saatlerine kadar devam eden çok büyük bir destansı, kahramanlık hikayesi. Dolayısıyla meselenin iki tarafını da unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yani ne bu hainleri ve bunların yaptığı hainlikleri unutacağız, ne de 250 şehidimiz başta olmak üzere, 2193 gazimiz başta olmak üzere ve meydanlara çıkan ölürsem şehit olurum, kalırsam gazi olurum diyerek meydanlara çıkan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün bu yapılan kahramanlıkları da asla unutmayacağız. Bunları rahmetle, şükranla, minnetle anacağız. Bir kere daha bu elim günde hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet diliyorum. Birinci yıl dönümünde yapılan bu etkinliklere yaklaşık 6 milyonu aşkın vatandaşımız katılmıştır. Bu da birinci yılında vatandaşlarımızın aynen 15 Temmuz 2016'daki gibi demokrasiye sahip çıktığını, yapılan bu vatana karşı yapılan bu ihaneti asla karşılıksız bırakmayacağını, aynı şekilde de şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaktan geri durmayacağını açıkça ispat eden önemli bir gösteri olmuştur. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda her alanda artarak devam eden etkinliklerle 15 Temmuz 2016'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir kere daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki bir yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden. 15 Temmuz'un üzerinden geçen bu süre içerisinde bu FETÖ'cü terör örgütüyle son derece kararlı, etkili ve son derece kapsamlı bir mücadele sürdürülüyor. Kolay kolay da bitecek bir mücadele değil. İşte görüyorsunuz KHK'larla bir taraftan kamudaki görevden alınmalar da devam ediyor. Bu mücadelenin dört temel ayağı olduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi bu örgüt elemanlarının devletin içerisinden temizlenmesi, devletin örgütten arındırılması. Bununla ilgili olarak da ilki 20 Temmuz 2016'da çıkarılan kanun hükmü, olağanüstü hal uygulamasıyla birlikte bugün de bir kere daha 3 ay daha uzattık biliyorsunuz. Olağanüstü halin devam ettiği bu süre içerisinde 26 KHK çıkartıldı. Bu KHK'larla birlikte de örgütten devletin temizlenmesi, arındırılması için gerekli çalışmalar titizlikle, kararlılıkla yürütüldü. Son rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 111.240 ihraç, kamu görevinden ihraç gerçekleşti bu süre içerisinde. 32.180 kamu görevinden uzaklaştırma gerçekleşti. Toplam 143.420. Bunların içerisinden 35.639 tanesi görevine yapılan incelemeler sonucu iade edildi. Rakamlara toplam baktığınızda yaklaşık 3,5 milyon kamu görevlisi olduğunu düşünürseniz bu rakam ihraç edilenlerin rakamı toplam kamu görevlilerinin %3,5 seviyesindedir. Titiz bir çalışma sürdürülüyor ve bu çalışmayla birlikte de yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan gerekli görülenler, haklarında işlem yapılanlar kamu görevinden ayıklanıyor. Diğer taraftan da haklı başvurular, haklı bulunanlar görevine iade ediliyor. Birincisi bu. Bu alan öyle görünüyor ki bu örgütün 40 yıl karda yürüyüp ayak izlerini belli etmeden devletin içerisine nüfuz ettiğini düşünürseniz bu mücadele daha uzun bir müddet devam edecektir. Milletimiz rahat olsun diye söylüyorum. Bu bir yıl içerisinde bunların devletten temizlendirilmesi, arındırılması için çok etkili bir çalışma sürdürülmüş. Bundan sonra da sürdürülmeye devam edecektir. İkincisi bunların darbeciler ve örgüt üyelerinin mahkemeler karşısında çıkartılması. Mahkemeler her gün görüyorsunuz televizyon kanallarımızda, gazetelerimizde mahkemelerle ilgili safahat anlatılıyor. Çok etkin bir şekilde mahkemeler yürütülüyor. Biliyorsunuz ilk kararlar verildi.
Bundan sonraki mahkemelerde kararlarını verecekler. Ümit ediyoruz ki bu darbeciler ve terör örgütü mensuplarına mahkemeler, bağımsız mahkemeler, hukukun üstünlüğü prensibi içerisinde hak ettikleri en ağır cezaları verecek ve bu örgüt mensuplarından bağımsız mahkemelerimiz millet adına hesabı soracaktır. Üçüncü alan ise bunların finansal kaynaklarının kurutulması. Bu örgütün en önemli özelliklerinden birisi, diğer terör örgütlerinden belki de kendilerini ayıran en önemli özelliklerinden birisi, çok geniş bir finansal imkana sahip olmalarıydı. Devletin içine gizlenmiş olmalarının verdiği bir güçle, belki bir maske takarak böyle hayır kurumu vesaire sivil toplum kuruluşu gibi kendilerini yıllarca bu millete yutturmaya çalışmalarının verdiği avantajla, çok ciddi şekilde topladıkları paralar ve onların üzerinden oluşturdukları şirketlerle bir büyük maddi imkana da sahip olan örgüt. Dolayısıyla bu örgütün maddi kaynaklarının kurutulması da bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından birisidir. Bunun için örgütle irtibatlı olan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF'ye devredilmiştir. Ayrıca bu şirketlerin yaklaşık 4887 kuruluşunda farklı mal varlıklarına, bu sayıda yani 4888 mal varlığına el konulmuş, bu mal varlıklarının taşınmazlarının devri, maliyeye devri sağlanmıştır. Ayrıca finansal mücadelenin gerçekleştirilmesi için her türlü imkanla bunlarla mücadele edilecek ve finansal kaynakları da kurutulacaktır. Terörle mücadelenin dördüncü önemli, bu FETÖ'yle mücadelenin dördüncü önemli ayağı ise bu mücadele sürecinin hukuki ve kurumsal altyapısının hazırlanması. Size burada onlarca atılan adımımı tek tek anlatmak istemem vaktinizi almamak için. Sadece iki tane kurumsal örneği sizle paylaşmak isterim. Bunlardan birisi Maarif Vakfı, FETÖ'yle mücadelenin özellikle yurt dışı ayağında okullarının devredilmesi bakımından önemli bir araç olarak, önemli bir kurum olarak bu süre içerisinde kurulmuş ve Maarif Vakfı çalışmalarına başlamıştır. Çok sayıda ülkede FETÖ'nün okullarına el konularak oradaki resmi otorite tarafından bu okulların Maarif Vakfı'na devredilmesiyle ilgili işlemler başlatılmıştır. Birçok ülkede de hazırlıklar sürdürülüyor. İnşallah kısa süre içerisinde Maarif Vakfımız önemli bir eğitim vakfı olarak dünyanın dört bir tarafında FETÖ'nün işgal ettiği, bu terör örgütünün işgal ettiği bu alandaki sorumluluğu üstüne alacak ve inşallah onları o alanın da dışına atacaktır. Yine bir başka önemli kurum, bu mücadele sırasında mücadelenin kurumsal altyapısını sağlamak için kurulan Olağanüstü Hal Komisyonu'dur. Olağanüstü Hal Komisyonu bildiğiniz gibi ara kademe bir hukuk mekanizması olarak kurulmuş. Efendim bu ihraçlar ya da olağanüstü hal kapsamında yapılan tasarruflardan dolayı bunların yanlış olduğunu iddia eden kişilerin başvurabilecekleri bir mekanizma olarak tasarlanmıştı. Daha önce bunların kuruluşuyla ilgili biliyorsunuz kanun hükmünde kararnamede adım atılmış. Arkasından çalışmalarını tanzim edecek yönerge belli olmuş. Çalışacakları yer belli olmuştu. Bugün itibariyle de başvurularını aldılar, almaya başladılar. Bugün mesai saati bitimine kadar 3028 başvuru Olağanüstü Hal Komisyonu'na gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Hal Komisyonu'nun 120 bini aşkın başvuruyla karşı karşıya kalması tahmin ediliyor, öngörülüyor. Ayrıca valiliklere ve başbakanlığa yapılan başvurularında olağanüstü hale devredilmesiyle birlikte çok sayıda dosya ortada olacak. Bu dosyalar içerisinde mükerrer olanlar ayıklanılarak olağanüstü hal komisyonumuzda bu süreçte kurulan bir mücadelenin önemli mekanizmalarından birisi olarak görevini sürdürecektir. Bildiğiniz gibi olağanüstü hal komisyonunun kurulması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından da önemli bir aşama olarak görüldü. Sadece bu komisyonun kurulmasıyla birlikte 16 bine yakın dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde düşürülmüş oldu. Yani henüz Türkiye'nin bir iç hukuk mekanizması yolu bitirilmediği için bu adımlar atıldı. Bütün bunları teferruatla daha fazla anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. Söylemek istediğim şey şudur. 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız derken sadece retorik olarak bir şey söylemiyoruz. Sadece bir slogan söylemiyoruz. Bizim
15 Temmuz'da hayatını veren 250 şehidin her birine karşı can borcumuz var. Eğer onlar olmasaydı bugün burada ne siz vardınız ne bizler vardık. Ne bugün burada Milli Güvenlik Kurulu toplanabilir ne Bakanlar Kurulu toplanabilirdi. Ne Beştepe Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanının görevini gördüğü bir millet kurumu olarak ayakta durur. Ne Çankaya milletin seçilmiş başbakanının ve Bakanlar Kurulu'nun icra ettiği, siyaset icra ettiği, ülke yönettiği bir kurum olarak ayakta kalabilirdi. 15 Temmuz'un kahramanları Türkiye Devleti'nin ayakta durmasını, milletin iradesinin sağlam durmasını sağladıkları gibi Türkiye'deki birçok kurumun da ciddi bir şekilde yaşamasının teminatı olmuşlardır. Devlet olarak, millet olarak her birimizin ayrı ayrı bu şehitlerimize can borcumuz var. Gazilerimize ve şehit olma duygusuyla bu sokakları dolduran, meydanları dolduran fedakar halkımıza can borcumuz var. Onun için unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu şu demektir, daha fazla çalışacağız, daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Bu FETÖ'cü eşkıyalardan, bu terör örgütünden, bunlarla bağlı, iltisaklı, yanında, çevresinde, arkasında duran herkesten hesap soracağız. İşte bu saydığım dört mekanizma, bu hesap sormanın önemli alanlarıdır. Yani bunların devletten arındırılması, finansal kaynaklarının kurutulması, darbeci ve örgüt üyelerinin mahkemelerde sonuna kadar hesap vermeleri ve bunlarla mücadelenin gerektirdiği bütün yasal ve kurumsal altyapının eksiksiz kurularak mücadeleye devam edilmesi. Bu mücadele inşallah bu istikametle devam ediyor. Milletimiz müsterih olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Gazilerimizin niyeti asla heba edilmeyecek. FETÖ ve benzeri bütün terör örgütlerinden hesap sorularak milletten başka hiçbir egemen güç ortada kalmayacaktır. Bugün ayrıca yaptığımız Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış güvenlik tehditleri ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından gündeme getirilmiş. Adalet Bakanlığımız adalet alanındaki gelişmelerle ilgili sunum yapmış ve sizlerle daha evvel de paylaştığım gibi olağanüstü halin Milli Güvenlik Kurulu'ndan tavsiye ettiği olağanüstü halin uzatılması ile ilgili karar Büyük Millet Meclisi'ne gönderilerek kararın meclisten geçmesi sağlanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Sorularınız varsa söz size. Buyurun. Buyurun. NTV Serkan Kaya. Efendim siz 15 Temmuz'un anma etkinliklerinden ve detaylı ve ayrıntılı bir şekilde bahsettiniz. 15 Temmuz'a yaklaşırken Pensilvanya'dan Fethullah Gülen'in çeşitli kuruluşlara röportajlar verdiği medyaya yansıdı. Aynı zamanda yakın günlerde bir fotoğraf karesi paylaşıldı yine yabancı bir basın kuruluşunda. Ki orada da televizyon ekranında bir şiir ya da dörtlük diyelim bir mesaj olduğu şeklinde yorumlandı. Bunun ardından Ankara yeni bir iade sürecinde Amerika'ya karşı yeni adımlar atacak mı? Bu mesajları nasıl değerlendiriyorsun? Teşekkür ederim. Şimdi sıradan bir akıl ve bilgi sahibi FETÖ'nün oradaki ayakta verdiği fotoğraftan, giyiminden, kuşamından, yüz ifadesinden ve söylediğiniz gibi orada arkasındaki ekranda yazan o açık mesajdan ne söylemek istediğini ve ne halt ettiğini çok açık bir şekilde anlar. Asla sıradan bir röportaj değildir. Asla sıradan bir fotoğraf değildir. Çok açık bir şekilde sürekli mevzi kaybeden, sürekli milletin gönlünde mahkum olan, sürekli mahkemeler karşısında hesap veren, darmadağınık olan örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit içeren orada sözler var. Hepiniz gördünüz. Milletimiz de gördü. Dolayısıyla bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden dost ve müttefik bir ülke olarak isteğimizin ne kadar haklı ve meşru olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Yani bu kadar çok insanı şehit edecek, bir ülkenin bütün işleyişini ortadan kaldırmak için harekete geçecek, demokrasiyi rafa kaldıracak, tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle halkın üstüne yürüyecek bir yürüyen örgütün lideri, hiçbir şey olmamış gibi Pensilvanya'da duracak, orada dünyanın birçok büyük gazetesine ve televizyonuna röportaj verecek, bu röportajlar üzerinden örgüt bağlılarını motive edecek, İçerideki adamlarına moral aşılayacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de bir takım tehditlerde bulunacak. Bu kadar açıktır. Dolayısıyla biz Amerikalı yetkililere şunu söylüyoruz.
Diyoruz ki aramızdaki ilişkinin doğası, NATO'da şu kadar yıllık müttefikliğimiz var, Orta Doğu'da stratejik ittifaklarımız var. Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin bu kadar yoğun bir geçmişi olan ilişkiden bahsediyoruz. Müttefiklik, dostluk bu adamı derhal derdest edip tutuklamayı gerektirir. Ama siz diyorsanız ki bu bir hukuk sürecidir, o zaman buyurun adamı bulunduğu yerde hiç olmazsa yani tutuklayıp bize iade etmiyorsanız hiç olmazsa orada faaliyetlerini kısıtlayın, ev hapsini alın, göz hapsini alın. Eli kanlı bir katil örgütün başı oradan tehditlerini Türkiye'yi sürdürmeye devam edecek, bu kabul edilemez. Bunların son derece açık bir şekilde Türkiye'ye karşı işlenmiş, FETÖ'nün işlediği yeni bir suç olduğunu da açıkça söylemek lazım. Ve Amerikalıların da en azından o fotoğrafı bir kere daha görüp vasat bir zeka ile bunun ne manaya geldiğini de anlamaları lazım. Bu talebimizi sorunuz için teşekkür ediyorum. Bir kere daha tekrar ediyoruz. Eğer geri vermek için prosedür vesaire, hukuk sistemi falan diyorsanız ortada açık bir şey var. Bu adamı faaliyetlerini kısıtlayın. Kendi network'ünün liderliğini yapabilme kapasitesini elinden alın. Türkiye'ye karşı haince ve düşmanca tavırlarını sürdürme potansiyelini ortadan kaldır. Buyurun. Efendim 24 televizyonu Aykut Türel. Cumhurbaşkanından suikast davasında bir sanık hero, İngilizce, Türkçe anlamında ise kahraman anlamına gelen bir tişört giydi. Çok tartışıldı. Bu tartışmaların ardından gündeme tek tip kıyafet düzenlemesi geldi. Bugünkü Bakanlar Kurulu'nda da gündeme geldi mi? Şayet gündeme geldiyse hangi suçları kapsayacak? Şimdi tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. Daha evvel de bununla ilgili görüşlerimizi ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuyla bunu paylaştı. Bakanlar Kurulu'nda da evet gündeme geldi. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığımız çalışma yapacak. FETÖ örgütü başta olmak üzere terör örgütü üyeleri muhtemelen bu çalışmadan sonra daha teferruatlı olarak sizlerle paylaşacağız. Mahkemelere tek tip elbiseyle gelmesi sağlanacak. Henüz çalışma yapılmadığı için detayları sizle paylaşamıyorum. Ama Adalet Bakanlığımız bu konuyu gündemine alıp çalışmaları çok hızlı bir şekilde sonlandıracak. Çünkü o tişört göründüğü günden itibaren biz her gün halkın içinde olan insanlarız. İnanın ki gittiğimiz her yerde insanlar bize böyle şey olur mu? Bu adamlar nasıl mahkemelere bu şekilde gelir ve mesaj verirler diye halkımızdan yoğun bir talep geldi. Doğru bir taleptir. Kaldı ki bu tişörtü giymeden evvel de mahkemelere böyle grand tuvalet çıkarılmaları milleti rencide etmiştir. Bunlar işte dediğiniz gibi kimisi Cumhurbaşkanımıza suikast yapan timin içerisinde, kimisi Akıncılardan kaldırdıkları uçaklarla, helikopterlerle halkı şehit eden eşkıya güruhunun içinde. Bunlara karşı evet mahkemelerimiz açık, hukukun üstünlüğü prensipleri içerisinde hareket ediyoruz. Ama bunların tek tip elbiseyle mahkemelere getirilmesi daha doğru bir yoldur ve bununla ilgili çalışmalar da Adalet Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Buyurun. Emre Yüncü efendim, TRT Haber'den. Efendim milyonlarca Filistinli topraklarından eden ve insan haklarına uymadan orantısız güç kullanan İsrail zulümlerinden birine bir yenisini daha ekledi. Mescid-i Aksa'yı kapattı ve cuma namazı kılınmadı. Yine ezanlar okunmuyor. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten kabul edilemez, son derece yaralayıcı bir karardır. İslam dünyasında biliyorsunuz 3 tane kutsal mescit var. Haremeyn, yani Mekke'deki ve Medine'deki Harem-i Şerifler ve Kudüs'teki Harem-i Şerif. Kudüs'teki Harem-i Şerif Müslümanların ilk kıblesi ve 3 büyük camiinden birisidir. 1967 savaşlarından bu yana da hiç kapanmamış, hele hele cuma namazları hiç aksatılmamıştır. Dolayısıyla böyle bir ortamda hem de İsrail'in bir tarafıyla barış vesaire falan dediği ortamda bu kararın uygulanması kabul edilemez. İnsanlık suçudur. İbadet özgürlüklerine karşı işlenmiş bir suçtur. Evrensel hukuk bakımından da asla kabul edilemeyecek, tevil götürmeyen bir suçtur. Bunu şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. Kaldı ki böylesine bir takım baskılarla oradaki Müslüman kimliğini bastırmaya, baskı altına tutmaya çalışmak da Kudüs'ün geçmişiyle bağdaşmaz. Kudüs'ün tarihine, birikimine açık ve aleni bir saldırıdır, hakarettir. Kudüs'te 4 asır boyunca Müslümanların Allahu Ekber sesleriyle kiliselerin çanları birbirine karıştı.
Ağlama duvarının önünde mezmurdan, Tevrat'tan dua okuyanlarla camiye giden Müslümanların duaları ya da oradan okunan Kur'an sesleri birbirine karıştı. Kimse bir diğerine dini ibadetlerinden ya da dini yaşayışından dolayı hiçbir şey söylemedi. Osmanlı'nın 4 asırlık o barış düzeni Filistin topraklarına, Kudüs'e böylesine büyük bir insanlık mirası bıraktı. Kudüs deyince aklımıza bu gelir. Ama ne yazık ki İsrail hükümetinin bu yanlış ve insanlık dışı inanç özgürlüklerini ayaklar altına alan bu uygulamasını asla kabul etmek mümkün değildir. Kınadığımızı, bunu doğru bulmadığımızı, bu tür uygulamaların Filistin İsrail arasındaki gerginlikleri azaltmaktan çok daha da fazla artıracağını ve bu bölge barışını kurmak konusunda en ufak bir katkısı olmayacağını ifade etmek isterim. Buyurun. Efendim, Mahmut Gürer, Habertürk Televizyonu. Rusya ile S-400 füze savunma sistemlerinin alımı konusunda bir uzlaşıya varıldığını anlıyoruz yakın vadede. En azından uluslararası basında çıkan haberler bu yönde. Ne zaman acaba Türkiye'ye gönderilecek söz konusu füzeler ve ortak üretim söz konusu olacak mı? İkinci sorumda, Katar'ın Türkiye'de bir askeri üssü var. Katar'dan da bu yönde açıklamalar geldi. Önümüzdeki süreçte bir tatbikat gerçekleştirileceğini anlıyoruz. Bunun bir takvimi var mı? Önümüzdeki süreçte daha fazla askerin, Türk askerinin bölgeye gönderilmesi söz konusu mu? Üsse gönderilmesi söz konusu mu? Şimdi tabii Rusya ile S-400 füzeleri konusunda olumlu seyreden bir müzakere süreci içerisindeyiz. Herhangi bir sorun görünmüyor. Ümit ederim ki görüşmelerin detaylarında da anlaşılma ortaya çıkarsa, anlaşma ortaya çıkarsa, tabii önce bu anlaşmanın imzalanması ve arkasından söylediğiniz detaylar üzerinde işleme geçilmesi gelecek. Şu anda anlaşma son noktasına gelmiş değildir. Müzakereler olumlu bir seyirde sürdürülüyor. Katar meselesi ise, Türkiye'nin biliyorsunuz Katar'daki üssü yeni bir mesele değildir. 2014 yılından beri varılan anlaşmanın bir gereğidir. Önümüzdeki günlerde Katar'da deniz, hava ve kara alanlarında ortak tatbikatlar yapılacak. Zaten Katar başka ülkelerle de biliyorsunuz tatbikatlar yapıyor. Dolayısıyla bu ikili anlaşma sonucu yapılacak olan bir tatbikattır. Planlaması ve takvimi önümüzdeki günlerde ortaya çıkar. Buyurun. Murat Pazarbaşı, CNN Türk. Efendim, Ağustos ayında malum Yüksek Askeri Şura toplantısı yapılıyor. Acaba bu yılki toplantıya ilişkin tarih netleşti mi? Bir de kuvvet komutanları başta olmak üzere görev süresi dolacak olan komutanların görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin bir adım söz konusu mu? Şimdi tabii Yüksek Askeri Şura ile ilgili çalışmalar rutin seyrinde devam ediyor. Bir tarihi, bir takvimi var. Henüz şu anda kesinleşmiş olan bir takvim yok ama Ağustos ayının hemen başında Yüksek Askeri Şura toplantıları bildiğiniz gibi yapılıyor. Ondan evvel de Milli Savunma Bakanlığımızın öncülüğünde bu terfiler, tayinler, yer değiştirmelerle ilgili çalışma Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de en detaylı bir şekilde gerçekleşiyor. Rutin bir çalışmadır. Ağustos ayında vakti geldiği zaman toplantı yapılacak. Toplantıda da alınması gereken kararlar alınacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.